yarayan makinamızı traktörden ayırmak için önce bir kirkomuz var. Ondan sonra makinamızda bir su pompamız var. Hem zemin ıslatabilmesi için hem de kendini yıkayabilmesi için. Burada iki tane vanamız, fırçaları kapatan bir vanamız var. Vanayı kapatıyoruz. Burada fıskiyemiz var. Günde bir, 3 günde bir yağ alması gerekiyor. Hareketli aksamlar. Su pompamızın yağı ayda bir sefer değiştiriyoruz. Altından boşaltma yerimiz var. 1 litreden az motor yağı alıyor içerisine. Motor yağı diyorum. Burada 17 tane klasörlüğümüz var. 8 saat 800 sonunda bir de kirkop 17. Var. Fırçamız bittikçe aşağıya indiriyoruz. Fırçayı yenilediğimiz zaman en sona kadar... Onu hemen şöyle gösterelim. O önemli olan o değil mi efendim? Öğrenelim arkadaşlar. Kaldırın bırakın. Lastiğe dayandığı için kaldır at abi. Kaldır at. At. Tutmana gerek yok. Bak orası lastik. Burada fırçalarımız boydan boya iki tane şimdi söktüğümüz zaman burada dikkat etmemiz gereken fırçalarımızın kenarlar bir gün sonra, iki gün sonra tekrar biraz söktüğümüz. Artık boyunca 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 ısınmasın makina. Hidrolik yağ aynı zamanda soğutuyor. Sen o zaman duruyorsun abi. Şu içinde kırmızı var. Kırmızı 55'i geçtiği zaman, 50 ile 60'ın arasına geldiği zaman makineyi dinlendirmemiz gerekiyor. Şu kırmızı şuraya çıkarsa makineyi stop et, getiriyorsun, duruyorsun. Evet. Demeye çalış. Bak, gitmez. Gördün mü bak şimdi? Evet. Açtım, itikli abi. Bıraktığında yürüp giderken de ağrıyor. O yüzden bu kapalı da kalacak normalde. Kapalı da kalacak. Mart 2014 tarihinden tarih itibariyle ilçemizin çevre kirliliğini önleme adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başkanımızın talimatlarıyla yapılan başvurularımız üzerine bir ilkle buluşturulmuştu. Neydi o ilk? Yol süpürme aracımız kazandırılmıştı ilçeye. Başkanımız bununla yetinmeyerek temizlik birimimizin ihtiyaçları arasında önem arz eden yine süpürmeyle alakalı. İşte sahada gördüğünüz üzere iki aletle daha buluşturuldu. Biz bunlara cihaz da diyebiliriz. Birini traktör marifetiyle çok fonksiyonlu yol süpürme aracı. Bir diğeri de elle süpürme. Elle süpürme dediğimiz robot, o da tam donanımlı. Bununla hem parklarımızda vatandaşlarımız tarafından atılan çöpleri rahatlıkla elemanlarımız toplayabilecek. Kaldırımlarımız ve yollarımızın kenarında oluşan bütün katı atıklar, küçük katı atıklar toplanabilecek. Diyebilirim ki bu bütün diğer ilçelerimizin arasında ilk defa elle robot dediğimiz bu ve diğer alet, hamarat aletleri bir ilkler olabilir diye düşünüyorum. İlçemize hayırlı olsun. Başkanımız temizliği önemsiyor. Bizler de yönetim olarak kendisini destekliyor, takip ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun.